Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. İdare Eğitim Vakfı'nın hazırladığı eğitimle ilgili güncel meseleleri konuştuğumuz Eğitim Güncesi adlı programda sizlerle birlikteyiz. Bugün yine birbirinden değerli hocalarımız bizlerle birlikteler. Sayın Murat Talkalış hocamız, hoş geldiniz hocam. İyisiniz inşallah. Hoş bulduk hocam, teşekkür ettim. Sizler nasılsınız? Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Yine Hadi Erdem hocalarımız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. İyisiniz hocam inşallah. Allah razı olsun, sizler nasılsınız? Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Gündemle ilgili konularımız var, yine biriken konularımız var. Özellikle hocamızın matematikçi olmasıyla münasebetinden dolayı Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçmiş günlerde açıkladığı bir mesele vardı. Özellikle matematik öğrenmeye yönelik ki ülkemizde bu önemli bir sıkıntı. Birçok öğrencimizin korkulu rüyası şeklinde ki bunun altında da başaramam fobisi, korkusu vardır hocam. Yoksa genelde öğrenci çalışınca biraz da başarabildiğini görünce sevmeye de başlıyor. Bu anlamda matematiğin öğrencilere daha iyi bir şekilde öğretilmesi ve kavratılması noktasında, matematike öğrenme noktasında, yaklaşım noktasında bazı işte ilke değişimleri şeklinde bakanlığın güzel bazı açıklamaları vardı. Özellikle matematik atölyelerinde çizgi filmler şeklinde, üç boyutlu anlatımlar şeklinde, bazı özellikle videolar şeklinde, çeşitli oyunlar şeklinde biraz daha eğlenceli bir şekilde öğrenciye kavratma meselesi gündeme geldi. Özellikle genel hem matematiğin öğrenilmemesi konusunda hem bu yeni yaklaşımla ilgili hocam neler diyebiliriz? Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle ekranları başında bizi izleyen Rehber TV izleyicilerini sevgi, saygı, hürmetle selamlıyorum. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı böyle bir açıklama yaptı. Sayın Bakanımızın da bu yönde bir güzel bir açıklaması da oldu. Biz sınavlara baktığımız zaman, YKS, LGS tarzı sınavlara baktığımız zaman bakıyoruz ki %4 net şeyi, %5 dersler içerisinde hocam en düşük dersmiş şu an başarı olarak. Evet, yani şu an başarı olarak yani LGS'de %4, 20 soru içerisinde, YKS'de de TYT'de 40 soru içerisinden %5.1, AYT'de ise %5.2, yani ortalama %5-%4 bandında gidiyor. Dolayısıyla burada matematikte gerçekten bir sıkıntı, bir problemin olduğu belli. Yani dolayısıyla bir anlayış farklılığına gidilmeli, anlayışta bir değişime gidilmeli. Bakanlık da bunu bu şekilde açıkladı ve özellikle matematiği günlük yaşamın içerisine, günlük yaşamsal becerilerin içerisine alarak öğrencilere matematiği sunarken soyut olmaktan çıkarıp somutlaştırarak verme. Dolayısıyla çizgi film tarzı, animasyon tarzı veya işte bazı materyaller, araç gereçler kullanılarak bu soyut olan dersi bir şekilde somutlaştırarak verip öğrencinin zihnine hitap etmek. Bu konuda üniversitelerden ve TÜBİTAK'tan yardım alınacağı söyleniyor. Evet, TÜBİTAK bu konuda gerçekten bilimsel çalışmalar konusunda başarılı bir kurumumuz. Üniversitelerle ilgili de biz şunu söyleyebiliriz. İki yönlü üniversitelerden yardım alınabilir. Biri teknik anlamda, üniversite hocalarından teknik anlamda alınabilir. İkincisi aslında bu sorunu köklü olarak çözebilecek öğretmenlerdir. Yani öğrenciye matematiği öğreten öğretmenlerdir. Dolayısıyla da öğretmen yetiştirme programlarını uygulayan eğitim fakültelerinde matematik dersinin verilmesi, öğretilmesi, kavratılması hususunu önce öğretmenler üzerinden bir yetiştirme gerçekleştirilmesi gerekir ki Milli Eğitim Bakanlığı eğer üniversiteleri bu yönüyle ele almışsa evet doğru bir karardır. Çünkü üniversiteler öğretmen yetiştirmelerde bu tür konulara dikkat etmesi gerekir. Bir de biz bunun içerisine belki Diyaneti de katabiliriz. Yani bu çalışmalar içerisinde Diyaneti de katabiliriz. Değerler eğitimi noktasında olması için. Bir de öğretmenlerin tecrübelerinden faydalanma noktasında öğretmenleri de aktif olarak bu işin içine katabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi biz öğrencilik yıllarımıza gittiğimiz zaman şöyle bir durum var. Belki siz de yaşamışsınızdır. Bizim öğretmenlerimiz matematik sorularını bakın ilkokuldan üniversiteye kadar. Sadece belli düzeyde değil, ilkokuldan üniversiteye kadar. Bizim hocalarımız şöyle yapardı. Okulda matematik dersini anlatırdı, örnek çözerdi. O örnek çözdükleri örnekleri de yazılarda sorarlardı. Biz de sadece o örnekleri ezberlerdik. Yazılarda bunu, evet, bir problem yokmuş bunu, gibi. Bunu yazılarda gösterdik ve ezberlediğimizi yapardık. Dolayısıyla matematik dersi sadece ezber dersi olmuştur. Mesela şu an biz matematik dersini işlediğimiz zaman öğrenciye diyoruz ki mesela X, Y'nin 4 katıdır dediğimiz zaman bunu anlatmak için öğrenciye şöyle bir soru soruyorum. 24'ün kaç katıdır? Hocam diyor 5 katıdır. Peki ne yaptın? Yani o 5'i nasıl buldun? Hocam 23'te 24'ün 5 katıdır. Ne yaptığını, hangi işlemi yaptığını bilmiyor. Evet. 24'e böldüğünü evet, bilmiyor, ezberlemiş. Zihninde hemen seri bir şey oluşturuyor. Şablonlar var. Evet, evet, şablonlar var. Dolayısıyla bu ezberci yaklaşımlardan kurtarmak lazım. Peki bu sorun sadece matematikte de değil. Bakanlık mesela bunu şey yaparken Türkçenin de kullanımında, özellikle kitap okuma olaylarında bunun da bir sıkıntı olduğunu söylüyor. Ayrıca gerçekten matematik eğitimine benzeyen bir yabancı dil eğitimi var. Yani ikisinde de çözümleme var. Matematikte de çözümleme var. Dil öğretiminde de çözümleme var. Ve biz bakıyoruz ki gerçekten Türkiye'de haftalık ders saati çok fazla olmasına rağmen, yani yeterli diyebileceğimiz miktarda olmasına rağmen 6 saatlik bir haftalık ders saati uygulaması var. Buna rağmen hem matematikte hem yabancı dil öğretiminde çok ciddi sıkıntılar yaşandığını görebiliyoruz. Genelde matematiği de öğretemiyoruz, yabancı evet, dil de öğretemiyoruz. Ülkemizde böyle kangren evet, bir problem var aslında hocam. Şimdi peki bu neden kaynaklıdır? Bu tamam matematiğin biraz soyut bir ders olmasından kaynaklı bir durum olabilir. Yani biraz zor bir ders olarak kabul edebiliriz. Veya her insanın nasıl ki parmak izi farklıysa, ilgi ve alanı, yetenekleri farklıdır. Bazıları sözele yatkındır, bazıları sayısala yatkındır. Bazıları Türkçeyi iyi yapar, bazıları matematiği iyi yapar şeklinde bazı yorumlar da yapılabilir. Ama emin olun işin esasında bu yok. Biraz da matematiği işte bakanlığın ifade ettiği gibi soyut olmaktan çıkarıp somutlaştırıp güncel hayata, pratik hayata taşıyabilirsek, öğrencinin gözünün önüne getirebilirsek, görselleştirebilirsek aslında çocuk için bu çok da şey olmaz. Bir de bir algı oluşmuş. Matematik zor. Yani evet, aile zor diyor, çevre zor diyor, okuldaki işte öğretmenler zor diyor, öğrenciler zor diyor. Birbirlerini kötü yönde şey var, şartlandırma var. Hani öğrenilmiş çaresizlik mi deniliyor? Bir de önüne de koyuyor. Onu yapmak zorundasın. Evet. Böyle gözünün önüne böyle bir canavar gibi de getiriyorlar. Yani, yapmazsan okul yok gibi görüyorlar. Evet yani ki matematik zaten hani şu olarak da merkeze yerleştirmiş dil ve matematik, Türkçe ve matematik. Dolayısıyla böyle bir algı da var. Yani öğrenciyi siz şey altına alıyorsunuz. Yani öğrenci şöyle bir psikoloji içerisine giriyor. Ben yapamam. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözü var diyor. Hastayım, hastayım derseniz hasta olursunuz. Evet. Şimdi siz bir şeyi ben yapamam dediğiniz zaman işin başında zaten yapamama yoluna giriyorsunuz. Kendi zihin dünyanızda onu zorlaştırdığınız zaman gerçek hayatta da onu yapmada, onu gerçekleştirmede problemler yaşarsınız. Bakın ben kendi öğrencilik yıllarımda bir fiil yaşadığım bir durum var. Doğrusu ilkokul, ortaokul, lisede ben matematik sıkıntısı yaşamadım. Yani yarım saat, bir saat çalışmakla sürekli 100 alıyordum. Yani 10 üzerinden 100 alıyordum. Çok bir problem yaşamıyordum ama Türkçe'de çok büyük sıkıntılar yaşıyordum. Ve kompozisyon sorularını yapamıyordum. Ben bu Türkçeyi başaramam diyordum herhalde. 5-6 saat çalışmama rağmen hep zayıf alıyordum. Bazen işte zor bela geçer not alıyordum. Sonra kitap okumayla tanıştım. Kitap okudum ve sonradan gerçekten de Türkçe ile yaşadığım sorunların hepsi gitti. Kitap okumak, dil ile olan, dile yönelik olan yaptığım araştırmalar, çalışmalar Ben yaşadığım tüm problemleri tamamen yok etti. Şu an yani Türkçe'de özellikle makale konusunda, köşe yazı konusunda hem gazetelerde hem dergilerde yazı yazmaya başladık. O şekilde bir durumumuz dahi oldu yani. Ki ben ortaokulda, lisede Türkçe'de gerçekten sıkıntı yaşıyorum. Dolayısıyla matematik dersi aşılamayacak bir duvar değil. Matematik öğrenilemeyecek bir ders değil. Öğrencilere eğer farklı bir yaklaşım, farklı bir matematik öğretimi yaklaşımı sergilenirse, öyle bir yol açılırsa, ben inanıyorum ki matematikle ilgili büyük bu çıkmazımızı, bu handikapı aşmış oluruz. Çünkü gerçekten öğrenciler açısından büyük bir yük, öğrenciler açısından büyük bir kabus olmaktan kurtarmış oluruz. Şimdi tabii bu konu dediğim gibi öncelikle öğretmenden başlamalı. Yani öğretmen matematiği sevdirmeli. Öğretmen kendini sevdirmeli. Öğretmen mesleğinde, alanında yeteri kadar bir bilgi birikimine sahip olmalı. Evet. Öğretmen matematik öğrettiği zaman, öğrencilerin bu konuda zorlanacağını ve matematiğe karşı bir ön yargı olduğunu bilmeli, kabul etmeli. Öğrencinin yanlış yapması karşısında ani tepkiler göstermemeli. Yani ben mesela 26 yıllık öğretmenim, bir öğrencimin matematik sorusuna yanlış cevap vermesi karşısında öğrencime yanlış bir söz söylediğimi hatırlamıyorum. Neden? Çünkü matematik zor diyoruz. Karşımızdaki öğrenciden o zoru kolaylıkla aşmasını istiyoruz. Biraz hoşgörülü olması, alan bilgisiyle birlikte eğitimle ilgili, meslekle ilgili bilgisi olması gerekir. Yani üniversiteler, fakülteler, eğitim, öğretim fakülteleri bu konuda öğretmenleri yetiştirirken özellikle hem alan bilgisi yönüyle hem de öğretmenlik meslek alanıyla, yani iletişim, öğrencilerle olan iletişim konusunda bunları özel olarak eğitime tabi tutması gerekir. Bakın bizim hani dedik ya, işin başı buradan başlıyor. Ben en son hatırladığım kadarıyla 1,5-2 yıl önceydi. Matematik eğitimi gören, ilköğretim matematikte okuyan bir öğrenciye şunu söylemiştim. 1,5-2 yıl ediyor. Şu an nasıl, eğitiminiz nasıl, memnun musun üniversiteden, fakülteden? Bana şunu söyledi. 4. sınıf öğrencisi bana şunu söyledi. Dedi ki, bizim bir öğretmenimiz bize dedi ki, düzelteyim, 1. sınıfta dedi ki, siz dedi 4 yıl burada okuyacaksınız, sonra KPSS'ye gireceksiniz, öğretmen olacaksınız, öğretmen olduğunuz zaman bu 4 yılı sileceksiniz, öğretmenliği orada öğreneceksiniz, yeni baştan sil baştan öğreneceksiniz. Yani bu gerçekten facia bir durum. Yani biz diyoruz ki öğretmen yetiştiren fakülteler, eğitim fakülteleri 4 yıl içerisinde matematik öğretmenini yetiştirirken hem pedagojik olarak hem öğrenciyle olan iletişim noktasında hem de alan bilgisi anlamında o öğrenciyi donanımlı hale getirmesi gerekir. Yani sıkıntılı halden, yani o şekilde boş bir şekilde göndermemesi gerekir. Onun için biz öncelikli olarak bu işin, evet, bakanlık üniversitelerle işbirliği yapma kararı almış. Çok güzel bir karardır. Ama bu işbirliğinin içi doldurulmalı. Yani hem bu hazırlık sürecinde teknik destek almalı, hem de öğretmen yetiştirirken özellikle üniversitelerin bu yönünün ele alınması gerektiği üzerinde durulması gerekir. Tabii burada bir de matematik öğretmenlerinin ders işlerkenki bazı kriterleri gözetmesi gerekir ki bu da nedir? Bazı ciddi araştırmalar yapılmış. Mesela öğretmen derse girdiği zaman ilk 5 dakikasını öğrencilere ne anlatması gerektiğini izah etmesi lazım. Öğretmen arkadaşlar öğrencilere 2 saat boyunca, çünkü matematik dersleri genelde 2 saat art arda verilir. 2 saat boyunca öğrencilerin ne aktaracağını özet bir şekilde verip öğrenciye bir ön bilgilendirme yapması lazım. Öğrenciler öncelikle zihninde o oluşturması lazım. Basit ifadelerle, kolaylaştırarak. İkincisi, öğretmenler farklı sunumlar yaparak. Çünkü siz her öğrencinin, çünkü biliyoruz bizim eğitim sistemimizde 18 milyon öğrenciye aynı müfredat uygulanır, aynı yöntem uygulanır, her şey aynıdır. Dolayısıyla matematik öğretmenleri matematiğin bu biraz öğrencilerin hani bu konuda matematiğe bakış tarzındaki bu sıkıntısından dolayı farklı sunumlar siz şey yaparken, farklı yöntemlerle anlatırken öğrenciler farklı yapıya sahip olan, mesela diyelim ki bazıları görsel şeyden anlar, en azından görsel olarak anlayan öğrenci onu kavrar veya bazı işitsel olarak anlar, bazıları farklı bir üsluptan, farklı bir sunumdan anlar. Dolayısıyla da öğretmen arkadaşlarımızın matematiği anlatırken farklı üslupları, farklı sunumları yapması gerekir. Matematik için şöyle bir, üçüncü olarak şöyle bir özelliği var matematiğin. Bir problemi çözerken, bir işlemi yaparken siz bir soruyu bazen 3, 4, 5 farklı yoldan çözebiliyorsunuz. Dolayısıyla öğretmen tek bir yolla yetinmemeli. Tek bir yola yetinmemeli. Farklı yönlerden soruya yanaşıp öğrencinin kavramasını sağlamalı. Öğretmen özellikle gerçek hayatla bağlantı kurmalı. Bakın ben eminim ki hepimiz şunla karşılaşmışızdır. Hocam matematik ne işe yarar? Günlük şeyde ne işimize yarar? Yani hem biz sormuşuzdur öğrencilik yıllarımızda, hem de biz öğretmenlik hayatımızda birçok öğrenci bize bu soruyu sormuştur. Hocam bu matematiğin bu konusu hayatımızın hangi alanında kullanacağız? Neresinde kullanacağız? Bize çoğu öğretmen de ne yapıyor? Diyor ki işte LGS sınavına girdiğiniz zaman veya YKS sınavına girdiğiniz zaman veya KPSS sınavına girdiğiniz zaman başarılı olacaksınız, sınavı geçeceksiniz. Bunun dışında sosyal hayatın neresinde kullanılacağını cevabı verilmiyor. Yani veya bakın gençler diyoruz, çocuklar diyoruz, bu matematik sorusunu çözdüğünüz zaman veya bu problemi çözdüğünüz zaman probleme yaklaşım tarzınız, problemi çözüm şekliniz, siz bunlara alışırsanız günlük hayatta da herhangi bir problemle karşılaştığınız zaman o problemin çözümünde aynı teknikleri uygularsınız şeklinde bazı izahatlar da yapıyoruz ki bu ne kadar tatmin edici. Dolayısıyla burada hem üniversiteler hem bakanlık bu konuda matematiğin sosyal hayatta, toplumsal hayatta, güncel hayatta bunu pratikte nasıl somutlaştırabiliriz, nasıl öğrencinin gözü önüne getirebiliriz. Ki bunun dışında da zaten öğretmen arkadaşımız bunu çeşitli görsel materyallerle desteklemesi gerekir, tablolarla, grafiklerle desteklemesi gerekir. Bir de şu anki imkanlar da çok fazla. Yani mesela bir hemen hemen her okulda sanırım akıllı tahtalarımız var. Bu akıllı tahtalar eğer 3 boyutlu, 4 boyutlu çizgi filmler veya bazı görsel ifadeler, şekiller oluşturularak bu akıllı tahtalar üzerinden ki ben yani son 6-7 yıldır sanırım normal tahtayı hemen hemen hiç kullanmadım. Çünkü akıllı tahta üzerinde siz çeşitli şekilleri kullanabiliyorsunuz, şekilleri hareket ettirebiliyorsunuz. Somut olarak öğrencinin gözünün önüne getirebiliyorsunuz. Ve farklı taraflardan yaklaşıp hem öğrencinin görsel, işitsel her yönüyle öğrencinin anlaması için çok güzel imkanlara sahipsiniz. Ve öğretmen en sonunda da kazanımlarıyla ilgili, yani derste en son öğrenciye vermek istediklerini ne ölçüde vermiş, böyle dikkat çekici, sevdirici, eğlendirici, onu dersten koparmayacak şekilde bazı sorular sorabilir, bazı özetlemeler yapabilir. Bu şekilde matematikle ilgili düzenlemeler yapılabilir. Evet, ki yapılması da gerekir. Evet. Geçenlerde bir matematik öğretmenimize bir öğrencimiz soru getirmişti. Ayarlı altınlarla ilgili işte soruda, evet, 14 ayar altın, 22 ayar altına göre şey yapılmıştı, soru sorulmuştu, bir problem oluşturulmuştu. Yani öğretmenimiz de bu soruya biraz yabancıydı. Kendisi de bana sordu. Ben de biraz mesela yabancı kaldım ama başka bir matematik öğretmenimiz gelince aslında matematik hayatla iç içe. problemler özellikle hayatta anlatıyor, somutlaştırılmaya çalışılıyor. Biz de öğrendik ki 24 ayar altın demek %99,99'u saf altın. Evet. 22 ayarda işte %91,6, 18 ayarda %75, 14 ayar altında ise %58,5. Buna göre şey yapmışlar. Yani problemlerden tutun, güncel sahip ilk basamak matematik konularına gidinceye kadar hayatla iç içe, ama muhtemelen şeye de belki değinmek lazım, ama biraz müfredatın da basitleştirilmesi lazım. Öğrencilerin zorlanmadan, onları ürkütmeden bazı hususların da böyle inceltilip basitleştirilmesi lazım ki öğrenciler de daha rahat bu konuya yaklaşabilir. Şöyle bir şey, şimdi süreç içerisinde yani ben son 20 yıl içerisinde bu müfredat hafifleştirilmesi yapıldı. Evet. Şu anda yapılmış durumda. Yani zaman zaman bazı konular tabii. Şimdi bizim temelde sıkıntımız matematiği öğrenciye sunum şeklimiz. Soyut olan matematik olayını somutlaştırıp öğrencinin zihnine hitap edebilmek. Bir de ben size şunu söyleyince, bunu konuları açınca başka bir şey daha aklıma geldi. Ben şimdi siz mesela bir okula, bir sınıfa giriyorsunuz. O sınıfta öğrencilerin matematik seviyelerinin ne olduğunu önemsemiyorsunuz. Yani mesela ben bir okula bir ara tanıyım çıkmıştı. Arkadaşlar bana dedi ki, hocam dedi, işte siz sınava hazırlık şeyiniz de olmuş, tecrübeniz de olmuş. Dershanelerde de çalışmışsınız. 12. sınıfları size verelim. Evet. 12. sınıfları size verelim. Ben de olur dedim. Yeni de gelmiştim. Arkadaşlarla uyum içerisinde. Ve bana 12'leri verdiler. Ben de 12. sınıfların sayısal sınıfına girdim. Evet. Sayısal sınıfına girdim. Matematiklerin arası iyi olacak, evet, sınıflar. Evet. Şimdi benim sınava hazırlık sürecinde öğrencilere yaptığım bir şeyim vardı. Bir gelenek mi diyelim, adet mi diyelim. Hani sayısal öğrencisi, acaba dedim yanlış olur mu? Yanlış yapar mıyız? Öğrencilere karşı bir sıkıntı olur mu diye. Öğrenciye çarpım tablosunu sordum. Öğrenci bilmedi. Herhalde dedim heyecandan olabilir. Başka bir soru sordum. Yine bilmedi. Sonra tam sayılarda toplama çıkarma işlemi sordum. Bilmedi. Sınıfın hiçbirisi bilmiyor. 12. sınıf. 12 ve sayısal. Şimdi 12. sınıfın matematik konularına gelince fonksiyonlar, işte limit, türev, integral, baba konular. Yani anlaşılması için hakikaten o öğrencilerde, hitap ettiğimiz öğrencilerde bir altyapının olması lazım. Şimdi baktım yok. Müfredatı devam etsem bu çocuklar ders işlemeyecek. Demek ki bu öğrencilerde yönelik olan şikayet bu yüzdenmiş. Çocuğa siz hitap edemiyorsunuz. Çocuğun ihtiyacı olan dersleri veremiyoruz. Çocuk anlayamayacağı konularla muhatap oluyor ve çocuk dinlememeye başlıyor. Dolayısıyla ben ilk hafta toplama çıkarmayı öğrettim. Çarpma işlemini öğrettim. Bölme işlemini öğrettim. 3. haftaydı. Hiç unutmuyorum. 3. haftaydı. Belki müfredatı da o esnada ihlal ettik ama yapacak bir şey de yoktu. 3. hafta öğrenciler benim yanıma sınıf geldiler. Sınıflarca, yani sınıf olarak geldiler. Birkaç sınıf. Ve bana şunu söylediler. Hocam biz hayatımızda ilk defa matematik öğreniyoruz. Evet. Şimdi burada Milli Eğitim Bakanlığı'nın şunu yapması lazım. Yani bakanlık merkezi olarak değil de merkezi olarak bir müfredat hazırlayıp herkes bu müfredatı uygulayacak tarzında değil de bir de biraz da yerel bir inisiyatif tanınması gerekir. Yani okullarda var olan yönetim ve öğretmenler girilen sınıfta öğrencinin seviyelerini görmeleri için onlara bir inisiyatif verilmesi lazım. Öğretmen ne yapar? Ve okul idaresi bununla ilgili bir çalışma yapar. Öğrencilerin seviyesini öğrenir. Bir yıllık bir program oluşturur. Ama Milli Eğitim Bakanlığı bunun denetimini yapar. Yani gelir, bakın biz matematiği buradan, öğrenciler bu düzeydedir. Buradan alıyoruz. Sene sonundaki hedefimiz şuraya kadar getirmeyi planlıyoruz ve devlet bunun takibini yapar, bunun denetimini yapar. Dolayısıyla bu şekilde siz öğrencileri yetiştirebilirsiniz. Yoksa şu an emin olun 9, 10, 11, 12 gittikçe öğrenci matematikten kopuyor. Çünkü anlamadığı konularla karşılaşıyorlar. Dolayısıyla bu yöntemin muhakkak yani yerel olarak yani okullara bu inisiyatifin verilmesi lazım. Evet. Bu arada hocam matematikle ilgili bir okulu örnek verdi. Çalıştığı okulu. Yani bir taraftan gerçekten böyle eli, kolu düzgün, gözü iyi gören, aklıyla, zihniyle sağlıklı bireylerimiz var. Evet. Bunlarla ilgili biz metotları değiştirerek, yöntemleri değiştirerek, güzel şeylerle, imkanlarla inşallah bazı şeylerin önüne alabileceğiz. Evet. İnşallah temennimiz odur ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu çalışması öğretmenlerimizin de gayretiyle amacına ulaşır. Ama bununla beraber geçen günlerde 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü'ydü. Dezavantajlı bireylerimiz olan hem zihinsel hem bedensel engelli bireylerimizin de hatırlandığı bir gündü. Özellikle okullarımızda onlarla ilgili eğitim kısmına baktığımızda en zor düzeyi rehabilitasyon merkezlerinden başlıyor. Muhtemelen izleyenlerimiz de vardır. Belki Siyah diye bir film vardı, Hindistan filmi. Gözü görmeyen, duymayan, konuşamayan bir bireyin dahi eğitimi olabiliyor. Yani normalde dışarıdan bakılınca bir et parçası gibi görünüyor ama burada bir kalp var, evet, burada bir ruh var. Ona dahi eğitim verilebiliyor. Ta şuradan başlayarak, en zordan başlayarak en hafife kadar bu süreç devam ediyor. Gözü görmeyen bireylerimiz için, kulağı duymayan bireylerimiz için şeyler, eğitimler var. Bununla beraber biraz daha ileriye gidersek işte özel eğitim okulları buna özellikle zihinsel engelli bireylerimiz için açılan okullar var. Görme engelliler, duysal engelliler ve çeşitli okullar. Bununla beraber normal okullarımızda da engeli az olan bireylerimizin de okulla kaynaşması için, toplumla kaynaşmasını sürdürebilmesi için de birleştirilmiş sınıflarımız dediğimiz kaynaştırma öğrencilerimizin dahil edildiği sınıflarda eğitimler devam ediyor. Bu bireylerimiz bizim için kıymetli, değerli. Çünkü Rabbimiz onlar üzerinden hem onları imtihan ediyor hem de bizi imtihan ediyor. Onlara sahip çıkılması, bu hususta onlara gerekli yardımın yapılması, dezavantajlarının giderilip onlara avantajlı imkanların, ortamların oluşturulması açısından ben yüksek lisans projemi yaparken bu hususla ilgili sağ olsunlar danışman öğretmenimiz bizi yönlendirdi. Bu meseleye girdik. Özel eğitim sınıflarının her okulda bir özel eğitim sınıfı var. Birkaç öğrenci de olsa buralarda eğitim veriliyor. Buralara gidip okul şartları, okul idareleriyle olan münasebetleriyle ilgili bir çalışma yaptık. Maalesef hangi öğretmene değdiysek, hangi öğretmenle konuştuysak, özel eğitim öğretmeniyle çok can yakıcı, böyle dert arttırıcı ifadeler duyduk, anketler yaptık. Yani birkaç tane tahta sıra masanın bırakıldığı şeylerdi. Hakikaten de zor durumlardı. Yani bu hususta da neler söyleyebiliriz? Evet. Bir eklemeniz olur mu? Hocam şimdi 21 Mart Dünya Down Sendromu farkındalık günü olarak ilan edilmiş, evet, Birleşmiş Milletler tarafından. Bunun sebebi de hani kromozomla ilgili 21. kromozomun 3 kopyalaması yapması ve yani burada uzmanlar bunu bir hastalık dahi görmüyorlar. Evet. Dolayısıyla bir gen, bir kromozom fazla olarak görülüyor. Ve ben bu özelde hani Down sendromu olsun, otizm olsun, lösemili çocuklar olsun, SMA hastası olsun, görme, işitme, ortopedik konusunda sıkıntı yaşayan bireylerimizi ben özel bireyler olarak görüyorum. Yani Allah-u Teala'nın bize bir lütfu olarak görüyorum. Bize belki de bir ders niteliğinde Allah-u Teala bu şekilde bize göndermiş ki bize Hani bize verilen nimetlerin kıymetini bilme, onlara ve bizim sahip olduğumuz her şeyin Allah'tan olduğunu ve sahip olduklarımızı iyilik yolunda, hizmet yolunda kullanmamız gerektiğiyle ilgili aslında bu bireyler bize, bu canlarımız bize ders veriyor. Şimdi bunlarla ilgili tabii şu anki uygulamalarda iktidarın yaptığı bazı güzel şeyler var. Mesela diyelim ki engellilik maaşının verilmesi, bir bakım ücretinin verilmesi, ondan sonra rehabilitasyon merkezlerinde ücretlerin karşılanması. Yani bu tarzdan böyle imkanlar veya mesela diyelim ki okullarda sanırım ben yanlış hatırlamıyorum çünkü bir öğretmen arkadaş da bundan bir iki yıl öncesinden bile bir muhabbetimiz olmuştu. Sanırım sınıflar 4 kişilik, 6 kişilik, 8 kişilik sınıflarda eğitim görülmesi bu tür noktalarda gerçekten iyi adımlar atılmış. Ama bunlarla ilgili özellikle bu özel bireylerle ilgili bizim yapmamız gereken iş öncelikle onları hayatta etkin olduklarını, hayatta karşılaştıkları sorunlarla baş edebilme yeterliliğini, mücadelesini onlara kazandırmak. Yani çünkü onlar bizim bir parçamız, onlar bizim bir canımız ve bizim ailemizden bir birey. Dolayısıyla bizim onlara sahip çıkmamız gerekir ki bunlar, bu özel bireylerimiz, onların bazı yönlerinin alınması aslında onların hayatla mücadele etme, hayatta karşılaştıkları sorunlarla mücadele etme, hayata katkı sunma, topluma katkı sunma konusunda yetersiz olduğu anlamına gelmiyor. Bakın ben şöyle bir şey söyleyeyim, birkaç örnek vereyim. Yani olayı daha iyi anlayabilmek için. Yani bizim bu özel bireylerin ne yapabilecekleriyle ilgili. Mesela benim aklıma şu geliyor. Şeyh Ahmet Yasin geliyor. Şeyh Ahmet Yasin biliyorsunuz boyundan aşağı değil mi? Felçli. Ama kendisi tüm dünyaca tanınmış zulme karşı, Siyonizme karşı başkaldırıda nasıl diyelim böyle önder olmuş ve camideyken Siyonistler tarafından şehit edilmiş bir liderimiz, bir İslam lideri, bir İslam alimi. Bakıyorsunuz ki belki yani bu anlamda yüz milyonlarca insanın yapamadığını Şeyh Ahmet Yasin zalimlerin kalbine korku salmış. Onunla ilgili hocam düşmanları, onun felçli olmayan bir beyni var, zihni var. Evet. Aklı var, çok o kadar dehşet. Evet. Özellikle düşmanı aciz bırakma noktasında taktikler uygulamış. Onun için onun vücudu felçli ama felçli olmayan bir zihni, bir beyni var şeklinde yorumlamış. Yani mesela bizim ülkemizde geçenlerde bir haber izlemiştim. Şeyhülislam Korkmaz diye bir şahıs. İşitme duyusu tamamen yok. Görmede de %20 görüyor. Kur'an-ı Kerim'i ezberliyor. Türkiye'de Kur'an-ı Kerim yarışmasında birinci oluyor ve Umre ödülü kazanıyor. Ve diyor ki Kur'an-ı Kerim'i öğrendikten sonra düşünebiliyor musunuz? Duymuyor ve %10, %15, %20 görüyor. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'i öğrendikten sonra kendimi daha güvende, mutlu ve anlamlı hissediyorum diyor. Ve diyor ben Kabe'ye gittiğim zaman her ne kadar görmesem de oranın o manevi havasını hissedeceğim. Bizzat benim yetiştirdiğim bir BEP öğrencisi vardı. Okulda, ben çalıştığım okulda %15 falan görüyordu. Yani öğrencimiz EKPS'ye girdi. EKPS Türkiye'de 16. oldu. Ve ilk atandı. Yani veya hepimizin yine dünyaca tanındığı bir şey var. Stephen Hawking 1960 yılında 21 yaşındayken bir hastalığa yakalanıyor. Bu nöron kısmı, motor sinir sistemi kısmı %80 gidiyor. Sadece beyin kısmı kalıyor. Ben hatta bir ara böyle fotoğraflarına baktığım zaman bir şeye, tekerlekli arabaya bindirilmiş şekliyle kafa, baş kısmı düşmesin diye tutturulmuş. Sadece elleri çalışıyor. Elleriyle bilgisayarda yazıyor. Çünkü işitme şeyi de yok. Elleriyle yazıyor. Safla ses telleri de tamamen gidiyor. Konuşamıyor. Elleriyle yazıyor. Ve bilgisayar o elleriyle yazdığını sese dönüştürüyor. Bakıyorsunuz ki bu kuantum fiziğiyle ilgili, uzaydaki kara deliklerle ilgili, astronomiyle ilgili, evren bilimiyle ilgili, matematikle ilgili, nükleer savaşla ilgili, yani böyle hakikaten günümüzün çok popüler, çok üst düzey, mesela yazılımla ilgili, yapay zeka ile ilgili çok üst düzey bilimsel konularda bakıyoruz ki çalışmalar yapmış. Bu çalışmalara imza atmış ve hizmet etmiş. Yani dolayısıyla biz öncelikli olarak bu özel bireylerimizin, evet belki bir yönleri eksik olabilir ama ben inanıyorum ki Yaradan diğer yönlerini üstün kılmıştır. Evet. Ve bununla, bu yönüyle de muhakkak topluma hizmet edecek, toplumda kendini ifade edebilecek bir duruma da gelmiştir. İşte biz bunu da bu bireylerimizi de ki 3 milyona yakın %15 oranında bir birey olduğu söyleniyor. Ama biz bunların topluma kazandırmanın esas yolunun eğitim olduğunu biliyoruz. Evet. Özellikle 0-6 yaşta bu bireylerin eğitime tabi tutulduğu zaman gerçekten de kendilerini yetiştirdiklerini uzmanlar bunu söylüyor. Dolayısıyla biz bu bireylere sahip çıkmamız gerekir. Bu bireyler, bakın 10 bine yakın bir şey var, işitme engelli okulumuz var. 6.000'e yakın öğrencimiz var. 6.000'e yakın görme engelli öğrencimiz var. Sayıyı kıyasladığımız zaman bakıyoruz ki birçoğuna ulaşamamışız. Birçoğu eğitim verilememiş. Hele hele bir de üniversite şeyine geldiğimiz zaman, üniversite boyutuna geldiğimiz zaman evet, üniversitede sınavlarda bu bireylere, bu insanımıza tamam bazı avantajlar sağlanıyor. Yani onlara kolaylıklar sağlanıyor. Onların mesela diyelim ki görme engelli olan şeye işte ne yapılıyor? Daha çok hani okuma, işaretleme bir görevlendirme veriliyor. Onlar, bunun dışında şekilli sorulardan muaf tutuluyor. Ama yerleştirmelere geldiğimiz zaman bakıyoruz ki bu bireylerimiz üniversitelere çok az yerleştirilmiş. Çok az yerleştirilmiş. Dolayısıyla bu bireylerimizi sahiplenmek gerekir. Bu bireylerin üniversiteye... Engelli kontenjanı yok değil mi hocam? Yok. Mesela şu an benim bildiğim yok. Memur alımında işte kamu alımının %3'ü kadar, evet, bildiğim kadarıyla memur alınıyor. Mesela EKPS aslında, var. EKPS evet, değerli olarak alımlar var. Ama üniversitelerde benim bildiğim kadarıyla... Görme engelli lisede öğrencimiz vardı. Evet. Onların ekstradan bir yerleşme ayrıcalığı var. Tamam, evet, bu ayrıcalığı da şu ana kadar ÖSYM şey yapmamış. Yani somut bir şekilde bir açıklama yapmış değil. Yani bunların puanları toplum nasıl hesaplanıyor? Yani, evet. Şöyle söyleyeyim, hocamın acı bahsettiği hususu en çok resmedecek husus. Türkiye'de görme engelliler için her ilde ortaokul var ama sadece bir ilimizde. O zamanlar öyleydi, söyleyeyim. Bursa ilimizde sadece görme engellilere özel lise var. Evet. Bu işin üniversite boyutunu geçin de lise boyutunun ne kadar vahamet, evet, halinde olduğunu şimdi gösteriyor. Şimdi ben bu özellikle mesela diyelim ki meslek liseleri açılımı, meslek liseleri açıp mesela işitme engelli bu bireylerimiz, bu özel bireylerimiz meslek liselerinde üretime katkı sağlayabilirler. Evet. Aynı şekilde mesela benim dikkatimi çeken başka bir husus oldu. Üniversiteye giriş sınavlarında bunlardan ücret alınıyor. Yani ben doğrusu buradan sesleniyorum. Yani ÖSYM özellikle ister işte YÖK olsun, ister ÖSYM olsun, ister Milli Eğitim Bakanlığı olsun. Bu özel bireylerimizden sınava giriş ücretlerinin hiçbir şekilde alınmaması gerektiği. Şehit gazi yakınlarından, evet, zaten alınmıyor. Onlar gibi, evet, alınmayabilir. Ben de özellikle şeyle ilgili bir şey paylaşmak istiyorum. Bu bizim toplumumuzda özellikle Güneydoğu, Doğu Anadolu'da çocukluğumuzda zihnimizde kalan bir noktaydı. Özellikle hocam görmeyen bireylerin Kur'an ezberleme noktasında ayrı bir gayretlerin olduğu ve dolayısıyla birçok böyle görmeyen gözleri hafız ama olmasına rağmen hafız bireyler, vatandaşlarımız var. Evet. Zaman içerisinde bunların sayısının fazlalığından dolayı artık her bizim toplumumuzda gözü görmeyene hafız diyorlar. Evet. Aslında evet, bu bile şu anlamda, yani bu mesleğin, bu anlamda gayretin artık herkese yansıması. Yani evet, gözü görmeyince bu hafızdır, yani Kur'an'ı ezberlemiştir şeklinde bir algı var. Hocam zamanımız çok yok gerçi, sorularımız vardı. Şöyle ben özellikle hızlıca bir soru daha sorayım. YKS sınavı yaklaşıyor. Bu anlamda özellikle öğrencilerimiz bazen sayısaldan hazırlananlar diyelim ki işte bu yıl istedikleri deneme sınavlarında puanları alamayınca acaba eşit ağırlıktan bir bölüm mü çalışsam şeklinde son 2-3 aylık bir viraja girmişken hedef değiştirme ve bununla ilişkili olarak da alan değiştirme içerisine giriyorlar. Bu anlamda hani bunun artısı var mı, eksisi var mı, doğru bir yöntem mi, yanlış bir yöntem mi? Özetle özellikle hocam ne söyleyebiliriz hocam? Yani şimdi biz öğrencilerimizin alan seçimiyle ilgili 10. sınıfta, evet, diğer tabi de lise 2'de alınıyor ve lise 2'den sonra alanla ilgili öğrenci o alana yoğunlaşıyor. Şimdi sınava 2-3 ay kala bir öğrencinin alanını değiştirmesi, sonucuna değil sebebine aslında biraz odaklanmak lazım. Evet. Yani demek ki seçim yapılırken bizim eğitim sistemimizde var olan, yani özellikle ölçme ve değerlendirmede bu tür yani göz önünde tutulan kriterin daha çok ekonomik temelli olduğu, yani hangi alanın daha para getirisi olduğu, ekonomik olan, ekonomik yönden hangisinin daha sağlam olduğu gözüyle bakılıyor, ona göre bir tercih yapılıyor. Yani öğrencinin ilgi, yetenek kısmına bakılmıyor. Yani çocuğun hangi alanı sevdiğine bakılmıyor. Dolayısıyla öğrencinin bu yönüne bakılmayınca da böyle bir sonuç kaçınılmaz oluyor. Çünkü öğrenci eğer gerçekten sayısal bir öğrenci ise, matematik, fizik, kimya, biyoloji ile arası iyi ise o zaman 2-3 ay kala bu gereksinimi hissetmez. Eğer hissediyorsa demek ki öğrencinin seçtiği alanla ilgili bir problemi vardır ve işin başında yanlış bir alan seçmiştir. Şimdi tabii ki bu süreç diyelim ki oldu, bu duruma geldi. Peki ne yapacağız? Şimdi burada olay kişiden kişiye değişiyor. Kişiden kişiye değişiyor. Yani örneğin diyelim ki sayısal bir öğrenci eşit ağırlık sınıfına, eşit ağırlık alanına geçiş yaptı. Fizik, kimya, biyoloji yapamadı. Matematik ve Türkçe üzerinden sınavlara girmek istedi. Evet, bu öğrencilerden gerçekten de yani Türkçesi iyi olan, matematiği iyi olan sınava girip bir hukuk fakültesini kazanan öğrenciyle karşılaşmışızdır. Evet. Ama eşit ağırlık öğrencisi 2-3 ay kala eşit ağırlık öğrencisi kendi alanından sayısal kısmına geçtiği zaman fizik, kimya, biyoloji nasıl halledecek? Evet. Yani bu biraz da kişiye özel bir durumdur. Yani biz genel anlamda şunu diyemiyoruz, yani tümden faydalıdır, tümden zararlıdır diyemiyoruz. Ama net olarak söylediğimiz bir ifade var. Öğrenci 10. sınıfta bölüm seçerken, alan seçerken, eşit ağırlık sayısal sözel alanı seçerken, özellikle rehberlik servisinin bu işte tamamen yani seçimden önce alanlarla ilgili bilgilendirme çalışması yapması gerekir. Öğrenciyi, velileri bilgilendirmesi gerekir. Bu konuda belli bir bilinç ve şuur uyandırması gerekir. Yani öğrenci ve veli neyi, niçin seçtiğini bilmesi gerekir. Evet. Evet. Aslında bahsettiğimiz hususla ilgili bir de bu kendini kabullenmiş, ben buyum diyenler artık son bu 3 ay içerisinde zamanı da iyi değerlendirmeli. Bölüm değiştirmeyecekleri için söyleyeyim hocam. Evet. Bu son 3 ay içerisinde denemeye mi yönelmek lazım? Yoksa konular eksik, konulara mı tekrar dönmek lazım? Bu konularda ne tavsiye edersiniz? Şimdi hocam deneme bu işin yani YKS, LGS, KPSS gibi sınavların olmazsa olmazıdır. Neden? Çünkü deneme sınavları gerçek sınavların provasıdır. Gerçek sınav provasıdır. Bu hem teknik açıdan böyledir, hem taktik açısından böyle, hem psikolojik açıdan böyledir. Yani şimdi teknik açıdan nasıl olabilir? Mesela öğrenci çözdüğü her deneme, yani var olan her denemeyi çözmemesi gerekir. Özellikle çözdüğü denemenin içeriğinin sınav paralelinde olduğunu bilmesi gerekir. Nitelikli bir deneme olması gerekir. Yani sınavlarda hangi sınava girecekse o sınavın sorularını kapsayacak şekilde olması gerekir. İkincisi, öğrenci işin başında hemen denemelere yüklenmemesi gerekir. Özellikle konu eksiği varsa, ciddi konu eksiği varsa o konu eksiklerini gidermesi gerekir. Çünkü öğrencide konu eksiği olduğu süreçte eğer öğrenci denemeye girerse, öğrenci denemede yeterli bir net yapmazsa o zaman öğrenci bu sınavı kazanamayacağına dair bir olumsuz durum oluşur. Bir de öğrenci deneme çözerken, hani bizdeki taktik açısından, öğrenci deneme çözerken sürekli öğrencilere söylediğim bir söz var. Diyorum ki her denemeye girerken gerçek sınava giriyormuş gibi girin. Oruçta giriyorsanız oruçluyken girin. Evet. Gerçek denemeye girdiğiniz zaman da sanki bir denemeye girmiş, kolaylığıyla girmiş olursunuz. Evet. Dolayısıyla da üzerinizde oluşacak olan o kaygı, heyecan, stresi bu şekilde atmış olacaksınız. Yani siz eğer girdiğiniz denemede, mesela diyelim ki başınız ağrıdı, ya hocam benim başım ağrıyor, karnım ağrıyor, ondan sonra işte dışarıdan gürültü var, patırtı var. Tamam da yani sınav esnasında sizin başınızın ağrımayacağı, karnınızın ağrımayacağı, sokaktan bir ses gelmeyeceğini nereden biliyorsunuz? Yani dolayısıyla da denemeye girerken yani ciddi bir şekilde gerçekçi olması gerekir. Hı. Bakın teknik anlamda da mesela diyelim ki sınav kaçtadır? Saat 10-15'te. Değil mi? 10-15'te. O vakitte. Evet, o vakitte girmesi gerekir. Veya mesela bazı öğrencilerimiz var, kulağında kulaklık, soru çözüyor, denemeye giriyor veya soru bankalarından soru çözüyor. Ne yapıyorsun? Denemeye girmişim. Peki sen ağzında sakız, kulağında kulaklık şeklinde sınava girebilecek misin? Hocam ben bu şekilde, ama öyle değil ki. İnsan zihni bir şeye alıştığı zaman onu ister. Dolayısıyla da sınavda siz eğer deneme çözerken çay kahve içmişseniz, deneme çözerken kulaklık takmışsanız, müzik dinlemişseniz onu arayacaksınız. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Süremizin de sonuna geldik hocam. Evet. Özellikle değerli katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz. Sayın Murat Talkalış hocamız ve Hadi Erdem hocalarımız bizlerle birlikteydiler. İnşallah önümüzdeki hafta farklı bir konuyla, farklı konuklarla tekrar sizlerle birlikte olacağız. Allah'a emanet olunuz, selamette kalınız.